Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir Soyut Şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Yine değerli bir konuk ağırlıyoruz. Bugün konuğumuz yemek kültürü araştırmacısı ve aynı zamanda yemek kültürü yazarı Neşe Aksoy Biber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce bazı izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Berrin Bal Onur'u ağırlamıştık burada. Yine bir yemek kültürü araştırmacısı ve yazarı. Aslında Neşe ve Berrin ortaklar. Evet. Birlikte bir konsept peynir mağazası işletiyorlar. 2000 yılında başladınız. Evet. Değil mi? Epeyce evet. Dolmuş ya. Oldu. Vallahi 22 sene olmuş. 22 sene, evet. 22 yıldır diyeyim o zaman, yerel ve geleneksel Türk peynirlerini dünya örneklerinde olduğu gibi bir değere dönüştürme fikriyle kuruyorlar, açıyorlar bu mağazayı ve gerçekten de hakkını veriyorlar. Biz Berrin Bal Onur'la o zaman peynir konuşmuştuk. Şimdi Neşe Aksoy'la zeytin konuşacağız. Ve belki bir sonraki programda da ekmek konuşabiliriz. Evet. Evet. Neşe ve Berrin'in ilk kitapları İş Bankası Yayınları'ndan çıkmış olan Peynir Aşkına adlı bir kitap. Kaç yıl oldu Neşe bu kitap? O kitap 2015 yılında yayınlandı. Evet. Bizim 2010 ile 2015 arasında Türkiye'yi gezerek 7 bölgeden 52 peyniri kayıt altına aldığımız bir çalışmaydı. Evet. Saha gezileri hayli uzun sürmüştü yazım kısmı da. Bir Türkiye kitabı diyelim, Türkiye peynirlerini anlatan. Evet, Türkiye peynirleri kitabı. Evet. Tabii bir sonraki kitabınızdan anlaşılıyor ki, Türkiye 52 peynirle sınırlı değildir. Belki de bunu devam ettirmeniz gerekebilir. Çünkü sadece Balıkesir'den 50 peynir çıkarmışsınız siz. Öyle oldu. Sonra yine Berrin ve Neşe'nin bir başka kitabı 50 peynirli şehir Balıkesir adını taşıyor. Balıkesir Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanmış bir kitap bu. Berrin'le bu kitap üzerinde de konuşmuştuk. Evet. Belediyeye de tebriklerimizi iletmiştik. Şimdi bir tebrik daha geliyor Soyut Şeyler ekonomisinden Balıkesir Belediyesi'ne. Şimdi iki ortağın ve iki arkadaşın yeni kitapları Zeytin Ülkesi Balıkesir. Evet, bu da muhteşem bir kitap. Tuğladan daha ağır ve hacimli, kapsamlı, çok emek verilmiş olduğu çok belli kitaplara. Şuradan başlayalım. Önce peynire yine bir şöyle bir giriş yapalım. Balıkesir'in, çünkü Balıkesir Belediyesi'nin yaptığı bu hizmet gerçekten çok değerli bir hizmet. Ben de Türkiye'de hangi il ya da ilçe, hangi belediye başkanıyla karşılaşsam, sohbet imkanı bulsam hemen şunu diyorum. Bir belediye başkanının ilk yapması gereken şey göreve gelir gelmez şehrinin bir takım alanlarda envanterini çıkarmak. Gıda bunlardan birisi. İnsan kaynağı bile o kadar önemli ki, çünkü her şehir göç vermiş İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin büyük şehirlerine göç vermiş. Daha taşra illeri var, şehirleri var. Bırak iç göçü, yurt dışında yaşayan bir sürü insanlar oluyor o şehirlerin hemşerileri. Bu insan kaynağı envanteri bile o kadar önemli bir şeydir ki şehirler için. Belediye başkanlarına ben tavsiyede bulunuyorum. Büyük Balıkesir Belediyesi de tabii onlara bir tavsiyede bulunmadım sonuçta. Onlara büyük ihtimalle siz tavsiyede bulundunuz. 50 peynirli şehir Balıkesir diye işe başladınız. Kısaca bir 5 dakika şu peynir kitabını konuşalım, sonra zeytine geçeceğiz. Memnuniyetle.
Şimdi 2010 ve 2015 arasında yılları arasında yaptığımız ve 2015 yılında İş Bankası Yayınları tarafından çıkan Peynir Aşkına kitabımızın hemen ardında kitap gerçekten çok ilgi gördü. Beklenenin üzerinde bir ilgi gördü ve bugün 5. baskısı satışta olan bir kitap. Çok teşekkür ederiz. Türkiye peynir çeşitliliğini anlatan bir çalışma oldu. Sadece bölgelerin peynirlerini değil, peynirin etrafındaki coğrafyasını, insanını, kültürünü, beraberinde yer aldığı diğer ürünleri de kayıt altına alan bir çalışmaydı Peynir Aşkına. Peynir Aşkına'nın gördüğü ilginin hemen ardından o dönemin belediye başkanı, Allah rahmet eylesin, Ahmet Edip Uğur bize ulaştı ekibi aracılığıyla ve dedi ki bizim şehrimiz Türkiye'nin mandırası, Türkiye'nin önemli süt hayvancılığı merkezlerinden bir tanesi. Biz de kendi peynirlerimizle ifade etmek istiyoruz, anlatmak istiyoruz. Bize böyle bir kitap yapar mısınız? Biraz inceledik. 50 peynirli Peynir Aşkına kitabımız için de zaten bölgede ziyaretlerimiz olmuştu. Hatta ilk kitabın kapağında da tesadüf ki bir Balıkesir peyniri, Kirli Hanım peynirinin görseli evet, vardı. Evet, Berin anlatmıştık. Evet, yani hoşumuza gitti. Çünkü bir Türkiye modelinden bir şehre yakından bakmak bizim için de ilginç olacaktı. Ve başladık, yola çıktık. 50 Peynirli Şehir Balıkesir için yaklaşık 2 yıl süreyle 20 ilçesinde, aşağı yukarı 300-400'e yakın köyünde çok güzel bir saha taraması yaptık. İyi bir saha çalışması oldu. Tabii ki belediyede de çok güçlü bir ekibimiz vardı bize destek olan Kırsal Hizmetler Dairesi'ndeki kıymetli arkadaşlarımızla beraber. Ve kitap bittiğinde kitabın ismi ortaya çıktı. Biz de böyle bir çeşitlilikle karşılaşacağımızı öngörmemiştik projeye başladığımızda. Bir baktık ki 50 tane peynire ulaşmışız. 50 peyniri hikayeleriyle, insanlarıyla birlikte anlatmışız. Siz demin şey dediniz, yani hem insan envanteri hem gıda envanteri önemli. Aslında bitki envanteri. Tabii ki ama gıda içinde her şeyi barındırıyor. Doğru. Yani o bölgenin insanını, kültürünü, bitki envanterini, hayvan envanterini hepsini barındırıyor. Bağlantılı çünkü. Bağlantılı. O yüzden bizim kitaplarımıza baktığınızda bu dönem içerisindeki, yaptığımız dönem içerisindeki pek çok bilgiye de işte Sındırgı'nın hangi ilçede, hangi köyünde, hangi halklar yaşamış, nasıl gelenekleri var onları da bir anlamda görebiliyoruz. Bunun çok kıymetli bir şey olduğunu özellikle bu kitapla ilgili yaptığımız araştırmalarda, kaynak taramalarında fark ettik. En önemli kaynaklarımızdan bir tanesi vilayet salnameleriydi. Vilayet salnamelerinden çalışılarak hazırlanmış ilk işte Türkiye'nin Osmanlı ekonomik coğrafyası gibi evet, kitaplar bize çok yardımcı oldu. Ve dedi ki bu kadar yıl önce yapılmış ya da bir ilçedeki bir edebiyat öğretmeninin kendi ilçesiyle ilgili yaptığı minicik bir çalışmanın bile bize kaynak oluşturduğunu gördük. Ve bu anlamda gıda aslında kültürümüzü oluşturan en temel unsurlardan tabii bir tanesi. Tabii. Kültür dediğimiz şey zaten insanın o coğrafya üzerinde yarattıkları ve ilk kültür diye adlandırdığımız da biliyorsunuz bugünkü manasında bir kültür değil. Kültüre alınmış bitkilerden yola çıkarak başlamış. Daha sonra Voltaire ona işte bugünkü bildiğimiz kültürü o kavramlara evet, eklemiş. Ama gıda kültür yaratan, kültürü koruyan ve kültürü devamlı kılan, hikayelerimizi geleceğe aktaran en önemli ürünlerden bir tanesi. Biz de ilk yolculuğumuza peynirle başladık. 50 Peynirli Şehir Balıkesir'de. Evet. Ardından Behr'in söz etmişti bir önceki programımızda. Dünyadaki en önemli yemek etkinlikleri yarışması Gourmand'da 2019 yılında dünya birincisi seçildi kendi kategorisinde. Evet. Ülkemizi temsil ettik. Çok bizim için önemli bir onurdu o aşamaya gelmiş olmak. Ama birinciliği almak daha da güzel oldu. Ama onun yanında yani bu birincilik ödülünü almak ve o başarıya ulaşmak çok güzeldi ama sahnede komitenin başkanı bizi anons ederken, Türkiye'yi anons ederken
şunu söyledi. 20 yılı aşkındır bu yarışmayı yapıyoruz. Yemek etkinlikleri, yemek kültürü, kitapları üzerinde tüm dünyada çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de bir peynir zenginliği olduğunu, peynir çeşitliliği olduğunu bize işittirdiğiniz için size teşekkür ediyoruz dedi. Bizim için en az ödül kadar kıymetliydi. Çünkü yola çıkarken Behrin'le en büyük hayalimiz de işte buydu. Bunun ilk adımıydı diyelim. O anlamda Eli Peynirli Şehir bize pek çok mutluluğu yaşattı. Hem Balıkesir'i çok sevdik. Balıkesirlilerle bir arada olmak, o zenginliği, o farklı halkların farklı gelenekleriyle süsledikleri bu güzel sofralarda olmak, onların ürünleriyle tanışmak ve kendi yaptığımız çalışmalarla birleştirip bir araştırma ve inceleme kitabı olmasına çok gayret ettik. Onun için Eli Peynirli Şehir Balıkesir bizim için gerçekten özel bir kitap. Sizleri tekrar tebrik ediyoruz. Çok teşekkür tabii, bakın, ederiz. Bak bir kitap bile ne kadar önemli, nasıl kapılar açıyor. Evet. Yani gıdayla uğraşan insanlar bile Türkiye'nin bu kitap ellerine geçmeden bir peynir ülkesi olduğunun farkında değiller. Tabii biz duyurmazsak nereden farkında olacaklar? Yani şimdi siz sadece Türkiye çapında 52 peynir üzerinde çalışmışsınız. Sadece Balıkesir'de 50 peynir çıkmış. Bunlardan başka şehirlerde çakışan peynirler falan elbette olabilir. Bu önemli değil. Ama Türkiye'nin peynir envanterinin yüzlerce olabileceğini tahmin etmek zor değil tabii. Bugün Fransa tabii peynirde epeyce yol kat etmiş. Yani Fransa imajının bir parçasıdır Fransız peynirleri. Şunun için Fransa'yı açtım. De Gaulle bu ülkeyi yönetmek çok zor dermiş. Çünkü 300 küsür çeşit peynir yapan bir halkı yönetmek hiç de kolay değil demiş. Bu aynı zamanda kültür farklılığına da herhalde dikkat çekmiş oluyor. Anadolu zaten bir kültür mozaiği, onu da kabul edelim. O bakımdan belki de bu ilk kitabınızın belki genişletilerek yeni baskıları ya da ikinci cildi filan olabilir. Şu Türkiye'nin tüm peynir envanterini bir kayıt altına alalım. Çok büyük iyilik yapmış olursunuz ülkede. Evet. Şimdi bunlar peynir olsun, zeytin olsun. Aslında ülke kimliğinin bir parçası haline de geliyor. Çünkü peynir de zeytin de çok kıymetli. Yavaş yavaş zeytin konusuna girmeye başlayalım. Şimdi biz en fazla zeytinyağını yakın döneme kadar İspanya ve İtalya'ya satıyorduk. Şimdi biraz şeyler değişti. Amerika, Almanya filan da giriyor araya. Fakat biz zeytinyağını galonlarla satıyoruz maalesef, sızma zeytinyağını. İspanya, İtalya'da büyük zeytin üreticileri olmalarına rağmen tarımsal anlamda, ki İspanya bir numara, çok büyük. Mesela Türk zeytinyağı İtalya'da bir şişeye girince birden bir değer kazanıyor. Çünkü o şişe daha zeytinyağı içine girmeden İtalya değerleriyle dolu oluyor ister istemez. Ne var onun içinde? Rönesans var, Roma var, Venedik var, Floransa var. Leonardo da Vinci var, Vivaldi var, Toscana var ve İtalya değerlerini yücelten farklı sektörlerden birçok marka değeri de var. Modadan otomobile. Tabii öyle bir şişe, içi yarıdan fazlası böyle soyut değerlerle dolu bir şişenin içine Türk zeytinyağı girdiğinde bir İtalyan değeri olarak ortaya çıkıyor ve katma değerli rakamlarla satılabiliyor. Yani o İtalyan şişesinin ya da bir İspanyol şişesinin içine giren zeytinyağının artık ondan sonra Türkiye'den mi, Tunus'tan mı, Fas'tan mı geldiğinin hiçbir önemi yok. Mısır'da galiba, Kuzey Afrika,
hattı hep zeytin üretiyor. Güney'de üretiyor. Yunanistan nitekim komşumuz. Biz de Türkiye olarak iyi bir zeytin üreticisiyiz. İklim olarak en azından buna müsait buralar ve herhalde 6-7 bin yıllık da siz daha iyi bilirsiniz ama bir zeytin tarihi var bu coğrafyada. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bu da dediğim gibi ülke değerinin bir parçası zeytinde. O zeytin de kıymetli bir ürün, kutsal bir ürün. Şimdi Balıkesir Belediyesi bu kez de zeytin ülkesi Balıkesir diye bir kitap çalışmasına imza attı sizle beraber. Bu da çok değerli bir kitap oldu. Bunun hikayesini içindekilerden birkaç başlık okuyayım seyircilerimiz de en azından kitabı bir şey yapmış olsun. Belediyenin sunuşu ve ön söz var tabii. Uygarlık yaratan zeytin ağacı başlıklı bir ana başlık var. Anadolu'dan dünyaya zeytinin yolculuğu, zeytin ağacı, şifalı meyve zeytin, zeytinden zeytinyağına, zeytinyağı ve sofralık zeytinde kalite, zeytinden gelen sağlık, zeytinyağı sabununun izinde gibi ara başlıkları olan ve sonra da Balıkesir zeytin yollarını anlatan bir içerik var. Çok zengin bir içerik var bu kitapta da. Bunun da bir hikayesini bize anlatıver. Teşekkür ederiz öncelikle güzel sözleriniz için. Evet, peynirin ardında bu biz aslında bu projeye başlarken bir üçleme yapma niyetiyle yola çıkmıştık. Daha baştan karar vermiş miydiniz? Daha baştan vardı. Hı. Evet, çünkü Balıkesir'in bu anlamdaki zenginliğini fark ettiğimiz için gittiğimiz yerde tabii ki bize peynir çıkarılıyordu. 50 peynirli şehir Balıkesir'de ama yanında mutlaka her köyün, her kasabanın, her ailenin neredeyse farklı mayalarla, farklı unlarla, farklı reçetelerle yaptıkları ekmek de vardı. Ve hani ekmek de bizim en kadim gıdalarımızdan bir tanesi. Anadolu topraklarının buğday, zeytin, üzüm ve hatta süt hayvancılığından peynire dönüştüğü ilk uygarlık yaratan coğrafya olduğunu düşünüyoruz. Bilimsel kaynaklar, arkeolojik çalışmalar bize bu yönde bilgi veriyor. Zeytin için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Yani 40 bin yıllık bir geçmişi var zeytin ağacının tüm dünyada. Ama milattan önce 4000'de ilk meyvesi bugün kültüre alınmış bitkilerden bir tanesi. Dönüşmüş. Orada farklı görüşler var. Olabilir. Yani, bölgede diyelim. Girit tabii ki onlardan bir tanesi. Santorini aynı şekilde ama Anadolu'da da özellikle Maraş, Antep hattı ve Hatay hattı bu üç şehrin ortası bu bölgelerdeki zeytin ağacının ilk varlığı yani kültüre alınmamış yabani halinin yani, evet, görünmesi ve belli çalışmalar oraya işaret ediyor. Orta Doğu'nun kuzeyiyle... Hangi yıllar o? İşte milattan önce 4000'lere kadar uzanabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla hatta o bitkinin de kültüre alındıktan sonra önce Batı Anadolu'ya, Batı Anadolu'dan Avrupa ülkelerine, İtalya'ya ve İspanya'ya gittiği ve aşağıdan da Suriye yoluyla Kuzey Afrika, işte Tunus, Portekiz gibi ülkelere gittiği yani iki koldan. Yine bereketli hilal çıkıyor karşımıza. Yine bereketli hilal çıkıyor, yani. Doğru. Buğday da öyle. Buğdayın da ilk evcilleştirildiği, ilk tahıl tarımının başladığı topraklar. Evet. Üzüm için aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Ve tabii ki süt hayvancılığının yine doğduğu topraklar ve peynirin ilk doğduğu topraklar olduğunu bize bütün bu arkeolojik çalışmalar gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye büyük bir mirasın üzerinde oturuyor. Yani bu gıdaları ilk hayata geçiren, gerçek anlamda kendi yeme içme kültürünün içinde barındıran ve bu kültürle büyüyen halklarız biz. Onun için zeytin de bizim için çok önemli. Bizim coğrafyamızın en önemli tarımsal üretimlerinden bir tanesi. Çok da kıymetli. Hatta bizim bu saha çalışmalarında gittiğimiz bugün 99 yaşında olan
çok eski Erdek Edincikli bir Mehmet Bey var, Mehmet Aytekin. Kendisine sevgiyle selamlayalım burada. İnsanoğlunun gelecek nesillere bırakacağı en değerli üründür zeytin diyor. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye sadece Balıkesir'de değil, yaklaşık 40'a yakın ilinde, 40 şehirde aktif zeytin üretimine sahip, özgün zeytin çeşitlerine sahip. İtalya örneğini verdiniz siz en başta. Dünyada İtalya, İspanya, Portekiz, Tunus ve Türkiye ilk beşi paylaşıyor. Ama bütün ülkelere baktığınızda Türkiye dışında hepsinin zeytinle ilgili oluşturduğu bir politika var. İşte İtalya sizin de belirttiğiniz gibi markalı ürünlerden, markalı şişeli ürünlerde ve katma değeri yüksek, hikayeli, coğrafi işaretle korunmuş, bütün üretim sürecinin denetlendiği pahalı ürünler olarak satıyor. İspanya'nın böyle bir derdi yok. İspanya'da kendini yine dökme ürün ülkesi olarak konumlamış. Çoğul üretim yapıyor. Yani üretimin çokluğuna kendi bakıyor. Kendi üretimi de çok. Kendi üretimi de çok ama çok da iyi bir ithalatçı bir yandan. Çünkü çok iyi bir ihracatçı. Evet. Buna ihtiyaç duyuyor. Amerika'ya, Japonya'ya, Çin'e çok iyi ihracat yapıyor. İspanya bu anlamda birinci sırada yer alıyor. İşte Tunus'a baktığınız zaman şimdi son yıllarda Tunus organikte uzmanlaşmaya çalışıyor. Herkesin kendini konumladığı bir alan var. Bizde Türkiye'de çok güzel zeytinlerimiz var. Çok özgün zeytin çeşitlerimiz var. Zeytinyağı üreticilerimiz bu işi 4 nesildir, 5 nesildir, 6 nesildir devam ettiren ve üretim bilgisine zeytinle hemhal olmuş çok kıymetli üreticilerimiz var. Ama ortak bir politikamız yok. Tıpkı peynirde olduğu gibi, tıpkı diğer tarımsal üretimlerimizde olduğu gibi. Kolektif yapımız zayıf. Biraz önce Girit örneğini verdiniz. Girit bundan belki bir 20 yıl önce kadar dökme zeytinyağı ihraç eden önemli bir zeytin adası. Girit çok başarılı bir model bu anlamda. Hatta Yunanistan'ın da korunan coğrafi işaret tescili almış aşağı yukarı 12 ürünü Girit adasından. Ama Girit rotasını değiştirdi. Girit dedi ki ben artık kendi markamla bunu yapacağım. Bunu da nasıl sağladı? Kooperatifleşmeyle, kolektif üretim biçimiyle ve coğrafi işaret sistemine girerek, tescil sistemine girerek çok iyi koruma, yönetişim ve denetim sistemlerini uygulayarak şimdi Girit tıpkı İtalya gibi kendi markalı ürünlerini dünyaya pazarlayan ve bütün bu ekosistem içerisinde bu işten çok iyi bir gelir elde eden başarılı bir ada modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bir küçük istatistik var, aktarayım mı? Tabii ki. İspanya ile Türkiye arasındaki bir farkı şey yapıyor, göstermiş oluyor. Epey bir uzun istatistikte şimdi seyircilerimizin kafasını bununla doldurmayalım. Ağaç verimliliği karşılaştırması var. 2020 yılında bir ağaçtan biz 12.3 litre yağ alırken İspanya 31.9 litre yağ alıyor. Islah çalışmaları bu istatistiği hazırlayan kurum bunun bir devlet başarısı olduğundan söz ediyor. Çünkü İspanyol devleti zeytinyağı üretimini ve kalitesini arttırmak için uzun yıllardır çalışma yapıyor. Yani ağaç sayısını arttırmadan bile sadece verimliliği arttırarak kat be kat mahsul almak demek ki mümkün olabiliyor. Arkadaşlar birkaç şişenin yan yana olduğu bir fotoğraf vardı. Onu bir paylaşmamız mümkün mü? Şimdi tabii burada kamunun desteği, kooperatifleşmeler falan da tabii ki çok önemli. Bizim bu zeytinyağını, evet, zeytinyağını bir defa galonlarla satmak yerine markalayarak şişelerle satmamız lazım. Şimdi arkada da görünüyor bu Amerika'nın ünlü gıda süpermarketi Whole Foods'ta bir raf, bir private label ürünler bunlar. Sızma yağ serisi. Markalı değil yani. Whole Foods'un kendi markaladığı şişeler. İspanya, Yunanistan, İtalya,
Portekiz ve bir tanesi de bitmiş, o da Fas'tan. Yani bu ülkelerin zeytinyağlarını şişeleyerek private label ürün olarak müşterilerine sunuyor Whole Food. Burada bir Türk zeytinyağı, Türkiye'den zeytinyağı yok. Eğer tabii ki Türk zeytinyağı imaj olarak biliniyor olsa elbette Whole Food bunu raflarına koymaktan hiçbir şekilde çekinmezdi. Maalesef dünyada Türk zeytinyağı algısı üzerine bizim çok daha fazla çalışıyor olmamız ve Türk zeytinyağı sanayisine de öncelikle Türk zeytinyağı algısının yüceltilmesi ve yükseltilmesiyle destek veriyor olmamız lazım. Kamuya düşen böyle bir görev var. Kamu ve özel sektör tabii, tek başına kamuya da atmayalım. Ama bir ekleme yapalım. Pazarlama tabii ki bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi. Ama üretici aşamasında da İtalya, İspanya gibi biraz deminden beri saydığımız ülkelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi devlet tarafından çiftçilerin çok yoğun bir şekilde destekleniyor olması lazım. Yani hem zeytin tarımı yapanların hem de zeytinyağı üreticilerinin devlet desteğine çok ihtiyacı var. Biz yaklaşık 2 yıl 170'e yakın saha görüşmesi yaptık. Balıkesir sınırları içerisindeki hem Balıkesir Körfez'de hem de Kapıdağ Yarımadası bölgesindeki zeytin üreticileriyle çok yakın görüştük. Hepsinin çok ciddi sıkıntıları var. Yani ilaçlamadan, budamaya, işçilikten maliyetlerin artması ve o maliyetleri kurtaracak satış ve pazarlama imkanlarının olmaması, yine Avrupa'da rekabet edebilme kısıtlılıkları, diğer ülkelerle fiyat konusunda rekabet edememe konusunda çok ciddi sıkıntıları var. O yüzden bunun bir devlet politikası haline getirilip devletin üreticileri, tabii, zeytin tarımı yapanları ve zeytinyağı üreticilerini desteklemesi gerekiyor ki hem zeytinyağı kalitemiz artsın, kaliteli zeytinyağı yapalım, bir yandan da pazarlamayla, zanaatle tasarımın birleşmesi lazım ki Türk zeytinyağları bir başarıya ulaşabilsin. Emin ol, bu sadece zeytin ihracatından elde edeceğimiz birkaç milyon dolardan daha önemli bir başka konu Türkiye imajına vereceği katkıdır. Kesinlikle. Türk zeytinyağı. Kesinlikle. Bir reklam arası verelim, hemen tabii devam edelim. Tabii ki, memnuniyetle. Bir iki dakika içinde buradayız sevgili seyirciler. Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Yemek kültürü araştırmacısı ve yazarı Neşe Aksoy Biber'le sohbetimize devam ediyoruz. Reklamla kesmiştik. Oradan evet, aynı kaldığımız yerden devam edebiliriz. Türk zeytin çiftçisine destek diyorduk. Evet. Sözümüz bitmiş miydi? Devam edeceğimiz şeyler varsa. Evet, yani zeytin çiftçisine ve zeytinyağı üreticilerinin gerek üretim aşamasında gerekse pazarlama kısmında çok ciddi desteğe ihtiyaçları var. Çünkü zeytin üretimi, sizin de belirttiğiniz gibi, ülkemiz için sadece ekonomik bir girdi ya da bölge halkının refahı için değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasını sağlayacak, ortak beğeniyi oluşturan masaların, sofraların, mutfakların en önemli lezzeti. Zeytinyağınız konuşursa, peyniriniz konuşursa mutfağınız da konuşulur. Tabii biz bugüne kadar hep Türk mutfağını tanıtım konusunda hep mutfaktan gittik, reçetelerden gittik. Ama bir İtalya örneğine baktığınız zaman işte parmesanı ya da bir mozzarella'yı bir ürüne yerleştirdiğinizde o ürün her yerde o peynire ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla hem bir ekonomik girdi yaratıyor, hem mutfak yaygınlaşıyor, reçeteler her yerde kullanılabilir hale geliyor. Zeytinyağı ve zeytin en önemli ürünlerimizden birisi diye düşünüyoruz. Evet. Ve bunun hakikaten bir ülke politikası olması gerekiyor. Ekonomi olarak tabii ki yine geri dönüyor. Tabii, mesela çok yeni Çin, biliyorsunuz, çok önemli bir
yönde ilerliyor. Zeytin ve zeytinyağı konusunda da öyle, pek çok konuda olduğu gibi. Son 5 yılda Çin hükümeti fakirliğin çok yoğun olduğu ve fakirlik oranının yüksek olduğu 3 bölgesinde zeytin ağacı üretimine ve zeytin tarımına destekliyor. %14 oranında orada fakirliği azaltıyor. Yani sadece ülke ekonomisine katkı değil, aynı zamanda halkın refahını da sağlayacak, halkın iyi koşullarda yaşamasını da sağlayacak güzel bir ürün. Giderek de tüm dünyada işte bir pandemi sonrasında herkeste sağlıklı gıdaya yönelim var. Herkes yediğinin ne olduğunun, neyi tüketmesi gerektiğinin peşinde. Gastro endişe denilen yeni kavramlar ortaya çıktı. Büyük bir bilgi kirliliği var ve alternatif gıda sistemlerinde en çok konuşulan, işte en başa dönüyoruz, geleneksel gıda sistemleri dünyanın gündemine oturdu. Geleneksel gıda dediğimiz sağlıklı gıda, zeytin ve zeytinyağı da belki de dünyadaki en sağlıklı gıdalardan bir tanesi. Doğru. Tek başına doğal, sade elde ettiğiniz bir sızma zeytinyağı müthiş bir sağlık ürünü aynı zamanda. Japonya'ya baktığınızda Japon halkının iyi bir zeytinyağına litresine 200 euro kadar para ödediklerini görüyoruz. Çok güzel modeller var. Nereye geliyoruz? İyi ve kaliteli bir üretim gerçekten hem sağlıklı gıdaya yol açacak ve bunun iyi pazarlanmasını sağlayacak. Hem de bizim için, halkımız için de bir yandan da gerçekten çok sağlıklı. Biz kitabımızda da Behrin'le hep şunun altını çizdik. Şimdi İtalya ve İspanya'daki ortalama kişi başına zeytinyağı tüketimine baktığınız zaman 12 litreden 9 litre aralığında değişen rakamları görüyoruz. Türkiye'de biz 2 litreye ulaşamadık. Yani her gün hepimiz bir yemek kaşığı zeytinyağıyla güne başlasak çok ciddi bir tüketimimiz olacak. Bir kere zaten ülke içerisinde tüketimimiz olacak ama bunun için hem doğru fiyat, iyi kalite dengesiyle buluşmuş güzel zeytinyağlarımızın dökme zeytinyağı olarak ihraç etmek yerine hem halkımızın daha sağlıklı ürüne ulaşması hem de ihracat anlamında büyük avantajlar sağlayacak. Bilinçlendirme çabaları da gerekiyor tabii. Mesela Japonya zeytinyağını biliyor muydu? Bilmiyordu. Evet. Buna rağmen sağlıklı ürün olduğunu keşfedip ilgi gösteriyorlar, öyle değil mi? Bu Çinliler de çok uyanık gerçekten. Koskoca bir coğrafya olduğu için zeytin ağacına uygun bir bölge bulmuşlardır mutlaka. Evet, 3 bölgede %14 oranında ciddi bir gelişim yaratmışlar orada. Bizim fındıkçılar da ya zeytine, pardon, Çinlileri fındığa bir alıştırırsak fındık yetiştiremeyiz bunlara diyorlarmış. Tabii Çinliler de damak konusunda biraz muhafazakar, biraz değil epeyce muhafazakarlar. Ama fındık ekimi de yapmış Çin belli bölgelerde. Evet. Yani çünkü şöyle, hepimizin gıdaya ihtiyacı olduğunu anladık. Yani arabalar, kıyafetler, tekstil ürünleri, endüstri hayatımızda çok önemli. Bunu yadsıyamayız. Ama bir pandemi bize neyi gösterdi? Evlere kapandık ve en çok gıdaya ihtiyaç duyduk. Gıdaya erişim konusunda, gıda tedariği konusunda sıkıntılar yaşandı. Biraz daha devam etseydi belki bu sıkıntılar daha da artacaktı. Herkesin bulunduğu yerde kendisine yetecek tarımsal üretimin ve hayvansal üretimin olmasının ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Türkiye'de bu anlamda çok avantajlı bir ülke. 7 bölgesinde farklı iklimlerin olduğu ve aşağı yukarı, yani çok güzel bir endemik bitki çeşitliliği var. Sadece evet. 1200 tane endemik bitki çeşidine sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Kaynaklarımız çok fazla ama yazık ki tarım ve hayvancılığa olan ilgi giderek azalıyor. Çünkü çok zahmetli bir iş. Belki de dünyanın en zahmetli işlerinden bir tanesi. Ama bunun yanında da çok büyük zorlukları var. O zorluklara karşı da bu işle ilgilenenlerin gelirleri giderek tabii azalıyor. Büyük bir mücadeleleri var. Onun için gelir burada getirirse her türlü zahmete katlanır Türk kesinlikle halkı. Önemli olan gelir getirmesi. Evet, bazı tarımsal faaliyetler gelir getirmeyebilir yeterince. Bu durumda da devlet teşvikleri, kamunun teşvikleri önem kazanıyor gerçekten. Türkiye coğrafi olarak çok önemli bir yerde ve her türlü, neredeyse her türlü bitkide
kişinin yetiştirilebileceği imkanlar sunuyor. Dört mevsimin yaşandığı bir coğrafya. Bunlar çok önemli, çok büyük nimetler tabii bizim açımızdan. Ama rakamları şimdi tam hatırlamıyorum, söylemeyeyim, seyircilerimizi yanıltmayalım. Çok büyük oranda ekilip biçilmeyen toprağa sahibiz, toprağımız var yani. Çok büyük oranda. Bunların bir kısmı da kamu arazileri. Evet. Yani sahipsiz kamu arazileri, ekilip biçilmiyor. Şimdi bu yılda ciddi sorunlar var. Benim gıdacı müşterilerim olduğu için yakından da takip etmiş oluyorum. Mesela maliyetler kurtarmadığı için ya ekmekten vazgeçiyor çiftçi veyahut ya bu sene de bakımsız, gübresiz ekeyim bakayım ne olacak mantığıyla ekenler var. Tabii bunlara bir el atmak lazım. Şimdi ciddi bir buğday krizi de yaşayacağız. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı böyle bir şey de tehlikede kapımızda maalesef. Öyle görünüyor. Evet. Peki. Şimdi daha zeytinle ilgili bize söyleyeceklerin varsa onları söyle. Eksik bir şey kalmasın. Ondan sonra başka konuya geçeceğiz. Evet. Şimdi zeytin... Özellikle Balıkesir bölgesi için, biz Balıkesir'i tarladığımız için çok kıymetli başka şehirler de var. Tabii Manisa gibi yeni şehirlerimiz de var. Hatay, Gaziantep, Adana. Çok farklı zeytin cinslerimiz var. Özellikle zeytin cinslerimiz var. Ama Balıkesir bölgesinde özellikle Kaz Dağları'nda ve Kapıdağ Yarımadası'na baktığınızda nefaseti çok yüksek. Çünkü zeytinyağı aslında bir meyve suyu. Yani dalından topladığınız bir meyvenin bir baskı işleminden geçtikten sonra elde edilen bir zeytin suyu diyebiliriz zeytinyağına. Çok saf ve işlemsiz bir ürün. Balıkesir bu anlamda çok ayrıcalıklı. Polifenol oranları oldukça yüksek. Antioksidan özellikleri oldukça yüksek. Çok lezzetli zeytinyağlarına sahip. Keza mesela yeni bir bölge bizim açımızdan çok bugüne kadar bilmediğimiz Kapıdağ, Edincik genelde zeytinleri sofralık zeytin olarak tüketilen zeytinler. Şimdi mesela yeni üreticiler var o bölgede de çok güzel zeytinyağı elde eden. Yine Balıkesir bölgesinde bir geleneksel üreticilerimiz var. Onlar eski bildikleri yöntemlerle üretip aynı tarzda satmaya çalışanlar. Bir de yeni nesil üreticiler var. İşte bu İtalya örneğinde olduğu gibi güzel markalı, şişeli ürünlerin ilk andan son ana kadar bütün izlenebilir sistemi kurmuş. Nitelikli ve tek hedefleri iyi zeytinyağı üretmek üzere odaklanmış özel üreticilerimiz var. Kitapta hepsine yer vermeye çalıştık. Yani o değer zinciri içerisinde zeytin üreticisinden, zeytin tarımını yapandan tayfasına, zeytinyağı üreticisine, hatta belli bu zeytinyağı sunum ekipmanlarını yapanlara kadar yaklaşık 170 saha görüşmesi yaptık. Herkese deyip dokunmaya çalıştık mümkün olduğunca. Ne kadar kıymetli, ne kadar o bölge için önemli bir ürün olduğunu anladık. Her bölgenin ürünü o bölgenin halkının yaşamını etkiliyor. Yani sadece o evine giren maddi gelir olarak değil, işte düğünlerini ona göre yapıyorlar, hasata göre yapılıyor, törenleri ona göre, bütün hayatları tamamen zeytinin takvimine göre belirleniyor. Çok güzel ritüelleri var tanık olduğumuz. O kadar güzel bir devamlılık var ki bu anlamda. Bunun gerçekten sürdürülmesinin ülkemiz adına çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Zeytin çok önemli bir meyve bir de tabii şey de eksik bizde, yani kolektif yapıların hep altını çiziyoruz. Peynir içinde hep aynı sıkıntı var çünkü gezdiğimiz yerlerde. Güçler, bireysel güçler giderek azalıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi tarıma olan ilgi giderek yok oluyor. Biz şimdi çok köyleri geziyoruz. Yaşlı nüfus çok fazla. Gençler köyden şehre gidiyorlar. Ve zaten anne babalar da desteklemiyorlar. Yani aynen şunu söylüyorlar. Gitsin işte bir yerde güvenlik görevlisi olarak çalışsın. Maaşı olsun.
az olsun ama onun olsun ama biz çok çektik, onlar çekmesinler gibi bir düşünce yapısı var. Haklılar da bir yandan. Dediğiniz gibi gelir yeterli olmayınca bir bezginlik de var Türk çiftçisi üzerinde. Türkiye'deki tüm çiftçi ailelerde bu bezginlik var, üreticilerde. Ama bir taraftan da nitelikli bir şey yaptığınızda o üreticilerin de para kazandığını görüyorsunuz. İşte oradaki dengeyi devletin ve kolektif yapıların, yerel yönetimlerin bir şekilde köprü olup harekete geçirmesi gerekiyor. Bu bazen bir bilgi ihtiyacı oluyor. Her zaman maddi ihtiyaç değil. İşte ne bileyim, budamasından tutun da bugün işte zeytini budayanların bilgilerinin, işte o bilgiye sahip olan, gerekli teknik bilgiye sahip insanların azlığı, genellikle yeni gelen göçmenlerin bu işe yönlendirilmesi, zeytin dallarının kırılarak hasatın yapılması, zeytin çok narin bir meyve aynı zamanda. Çok dikkatli ve özenli bakılması gerekiyor. Hatta hasatta çok güzel bir tanım vardı. Gelin saçı tarar gibi biz alırız zeytinleri diyordu bir tane üreticimiz. Onun için her aşamasında, yani ilaçlamasından budamasına, ilaçlamasından gübreleme, toplanmasından zeytinyağı olduğu her aşamasında çok özenin istenildiği ve bir sistemin kurulmasının gerektiği bir döngü var zeytinde. Bu döngü içinde günümüz teknolojilerinin gelenekten gelen bilgiyle birleştirilmesi gerekiyor. Şimdi yaygın yeni plantasyonlara baktığınız zaman ülkelerin modern işleme teknikleri kullanılıyor ve daha çok meyveye yönelik, daha çok miktarsal üretimin artışına yönelik çok ciddi bilimsel çalışmalarla bu üretimler yapılıyor. İşte bu konuda da yine bir üst akılın yerel yapılara kadar uzanıp koordineli bir şekilde, ama önce bir zeytin politikamızın, bir zeytinyağı politikamızın oluşması gerekiyor, evet, diye düşünüyoruz. Bu süreçte sen iyice zeytine aşık olmuşsun, gözlerinden o. Ya öyle, yani aslında zeytin öyle bir şey. Yani o ağaçlara dokunuyorsunuz, işte mesela Ayvalık'ta Mutluköy'de 1100 yıllık bir anıt ağaç yanına gittik. Çok kıymetli bir hocamız Abdullah Soykan, profesör, doktor, anıt ağaç çalışması yapıyorlar. Ve çok etkileniyorsunuz. Yani o ağaç orada bin küsür yıldır duruyor ve bin küsür yıldır bize meyvesini veriyor. Ne kadar muhteşem bir şey. Evet, çok muhteşem. Kaç nesle deyip dokunmuş, sağlık vermiş, huzur vermiş. O ağacın altında bir sürü etkinlikler yapılmış. Mesela o hasat etkinlikleri çok etkileyici. Birleştirici bir ruhu var bir yandan. Her zaman barışın sembolü olmuş. Ve zeytin, peynir, üzüm, bunların hepsi ekmek, kültür yaratan gıdalar ve toplumları birleştiren gıdalar. Bir masada toplandığında bizim kültürümüzde biliyorsunuz, hani hiçbir şey yoksa gelin buyurun peynir, ekmek, zeytin yeriz deriz birilerini davet ederken, sevdiklerimizi konuk ederken. Çok birleştirici bir tarafı da var bu gıdaların. Onun için biz ilk kitabımızın adı da zaten Peynir Aşkı'daydı. Gerçekten çok severek buluşuyoruz. Şimdi de zeytin oldu. Bir anlamda öyle oldu diyebiliriz, evet. Şimdi tabii insanların köyden kaçması, köylülükten kaçması anlamına geliyor aynı zamanda. İnsanların şehirde yaşama hakları vardır. Ama farklı modeller geliyor. Orası artık zeytin tarımı yapılan yerleri artık köy olarak görmeyip birer tarımsal alan şeklinde değerlendirmek, bu insanlara da şehirde hayatlarını şehirde idame etme hakkı elbette verilmeli, hem de refah içinde. Ama köyleri zeytin üretimi için bir tarımsal stratejik alanlar olarak belirlemek lazım. Bunlara farklı modeller neler olabilir, ona bakmak lazım. Yoksa hani sosyolojik bazı değişimleri, değişiklikleri ve bazı talepleri engelleyemezsiniz, geride çeviremezsiniz. Çünkü şehrin insanlara sunduğu farklı imkanlar vardır. Bu imkanları köyde bulamazsınız. Ama orası köy değil de sadece bir zeytin tarımı yapılan bir yer olarak görülür ve ona göre stratejiler geliştirilirse bence bu göç sorunu da çözülür.
Yani insanlar yine şehirlere gidebilirler, sorun yok. Ama dönüp tarımlarını, zeytin tarımlarını da yapabilirler. Orada en azından belli mevsimlerde, hasat mevsiminde, bakım mevsiminde filan köy hayatı yine yaşatılır. Önemli olan refah sağlayacak. Zeytini katma değerli olarak satabileceğimiz imkanları oluşturabilmek. O zaman köylü de zenginleşir, şehirde de yaşar, yine gelir tarımını da yapar. Evet. Değil mi? Kesinlikle öyle. Çok güzel bir yani yeni rotalarla buluştuk. Balıkesir'de peynir kitabında da gitmiştik ama Marmara Adası'nı görmüştük o zaman. Mesela Paşa Limanı diye çok küçük güzel bir ada var. Bilmiyorum gördünüz mü? Görmedim. Görmediyseniz çok tavsiye ediyoruz. Gittiğimiz tamam. günden beri Behrin'le çok etkilendiğimiz bir ada oldu. Paşa 1800'lü Limanı nerede dedin? Marmara Adası'na bağlı küçük adalardan bir tanesi. Paşa Limanı 1800'lü yıllarda aşağı yukarı 5000 nüfusun yaşadığı bir ada. Ve içinde üzüm, zeytin, bağların, meyve ağaçlarının olduğu, küçük hayvancılığın yapıldığı, işte özellikle keçi ve koyun peynirlerinin olduğu şahane bir ada düşünün. İnanılmaz güzel bir doğası var. Ada şu anda neredeyse terk edilmiş gibi. Sadece mesela o adaya bile bir model yapsanız. Evet. İşte tıpkı Tunus'un yaptığı gibi. Mesela Fransa iyi bir zeytin üreticisi değil ama organik zeytin de bir yerlere oynamaya çalışıyor. Oraya deseniz ki organik bir ada yapıyoruz biz burayı. Ve sadece organik zeytin üretiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Dediğiniz gibi yine ada halkının gençleri tamamen orada yaşamak. Şu anda çoğunluğu Erdek'te. İşte hemen yakındaki Bandırma'da hayatlarını devam ettiriyorlar. Yine Erdek'te yaşasınlar. Yine yaşayabilirler ama bu işin keyfini alırlar. Desteğini alırlarsa, beraberinde turizm bir rota, bir gastronomi rotası olursa bir Paşa Liman Adası niçin bir Toskana olmasın ya da işte Girit olmasın, Santorini olmasın hiçbir sebep yok. Tabii. Çünkü inanılmaz güzel 5 tane farklı köyü var ada içerisinde. Biz çok etkilendik Paşa Limanı'ndan. Keza Marmara Adası öyle. Marmara Adası'nda da çok güzel eskiden kalan bir zeytincilik ve zeytin bilgisi var. Paşa Limanı'nda metruk bir bina var. 1800'lü yıllardan kalmış bir şarap fabrikası. O yıllarda Fransa'ya oradan üzüm ve şarap gönderiyormuşuz, ihraç ediyormuşuz. Gemiler yanaşıyormuş, işte Tekirdağ'daki tekele şarap götürüyormuş. Böyle bir ekonomik döngüden bugün geldiğimiz noktada işte yaş grubu 60-65 yaş üzeri olan bir halkın yaşadığı, gençlerin çoğunlukla Erdek, Bandırma gibi yakın coğrafyada kendilerine hayat ve geçim kaynağı bulduğu bir yere dönüşmüş. Buna benzer pek çok köy var yine Kaz Dağları'nın yamaçlarında zeytinle hemhal olmuş. Gerçekten zeytinin hayatın içerisinde çok önemli olduğu. Mesela bir Kırtık Köyü'ne gittik, kitapta da yazdık. Çok güzel bir kaymakam geliyor, şehir değişiyor. Kaymakam diyor ki hani burası organik tarıma çok uygun. Var mısınız? Bir destek alıyorlar, bir güzel bir çalışma yapıyorlar. Köy tamamen önce bir direniyor köy halkı çünkü organik tarım demek bir 4-5 sene daha az mahsul evet. almak demek. İşte ilaç atılmaması lazım. Evet. Belli kimyasallardan toprağın arındırılması lazım. Tamam diyorlar ve köy şu anda çok güzel kendi markalı ürünlerini pazarlıyorlar. Bir girişimci de onlara destek oluyor. Devlet desteğinin yanında o bölgeye yakın bir girişimci inanıyor ve güzel tasarımlar yaptırıyor. Pazarlama konusunda onlara destek oluyor. Bir organik bir köy ortaya çıkıyor ki bölge buna çok elverişli. Yani Balıkesir'in pek çok köyü, zeytin tarımı yapılan bölgesi buna çok uygun. Bak bir kişi bile, bir kaymakam. Evet. Bu tür öncüler ve öncülükler gerçekten çok önemli. Çok önemli. Zeytini sen sabaha kadar konuşursun. Evet. Konuyu değiştirelim. Zamanımız az kaldı. Tamam. Siz şimdi bir üçüncü kitap daha hazırlıyorsunuz. Evet. Nedir o? O da ekmek, peynir ekmek, zeytin üçlemesinin son serisi kahvaltı sofrasını kuruyoruz. Ve gerçekten buradan da Balıkesir kahvaltıya gidiyor. Yeni bir teması var artık Balıkesir'in. Hmm. Sürdürülebilir şehir modelinin en güzel örneklerinden bir tanesini yarattı aslında bu üç kitap nezdinde. Bir evren çıktı ortaya ve ekmekle birlikte bu üçlemeyi tamamlamış olacağız. Ekmekte henüz tamamladık, saha çalışmasını bitirdik, yazıları da tamamlandı. Şimdi tasarım ve editör aşamasında Temmuz ortasında dördüncü kitabımızı da elimize almış olacağız diye umut ediyoruz. O da ekmek.
Peki yine farklı Balıkesir yöresinde 20 ilçesinde bu sefer 20 ilçesinde tıpkı peynirde yaptığımız gibi 20 ilçesinin farklı köylerinde, kırsalında, yaylalarında çok güzel evlere konuk olduk. Harika reçetelerle buluştuk. Günümüzün modern mutfaklarına, restoran mutfaklarına da ilham verecek çok tatlı bir iş çıktı ortaya. Ona da çok inanıyoruz ve çok gerçekten güzel bir içerik çıktı ekmek kitabında da. Peynir, ekmek, zeytin Balıkesir'e Balıkesir kahvaltısını getirdi. Onu da yeni bir ürün olarak pazarlıyor şimdi Balıkesir. Hatta Haziran ayında bir lansmanını yapacaklar Balıkesir kahvaltısı diye. Ekmek kitabıyla Balıkesir'e artık vedalaşacağız. Ama tabii ki Balıkesir bizim neredeyse kendi doğduğumuz şehirler kadar kıymetimiz evet, oldu. Balıkesir sizi bırakmaz bence. Ya biz Balıkesirli gibiyiz artık. O ayrı evet. bir konu ama bu üç kitapla seriyi tamamlamış oluyoruz. Üçlemeyi bitirmiş oluyoruz. Evet. Yolu çok açık bir şehir. Çok gerçekten tatlı bir halkı var. Biz çok sevdik Balıkesirlileri bu 5 yıl süresince. Onlarla bir arada olmak bizim için çok büyük bir zenginlik kaynağıydı. Bize çok şey kattılar. Çok güzel anılarımız oldu. Hayatımızın en verimli döneminde onlarla beslendik diyelim. Hepsine çok gönülden teşekkür Balıkesir ediyoruz. Balıkesir size çok şey borçlanmış gerçekten. Ama Balıkesir'i ve Balıkesir Belediyesi'ni tebrik etmek gerekiyor. Bu eserlere verdiği destekten dolayı. Evet, Yücel Başkan, Yücel Yılmaz Büyükşehir Belediye Başkanı bu anlamda çok samimi. Yani kitap kendisi de bir eğitimci olduğu için kültüre çok önem veren birisi ve bize gerçekten süreç içerisinde kendisine de teşekkür ediyoruz. Her üç kitabımızda da çok gönülden inandı, gönülden destekledi ama kitapların da faydalarını da gördüler. Özellikle 50 peynirli şehir Balıkesir, evet. Balıkesir'i bir peynir şehri yaptı. Evet. Oradaki mandıra sayısı arttı, üretim sayısı arttı, üreticilerin yaptıkları işe olan hevesleri arttı, peynir satan mağazaların sayısı arttı. Sonuçlar dolayısıyla da önemli tabii. Sonuçlar da önemli. Yani halkın refahına etki edecek kitaplar oldu. Bir değişim yarattı Balıkesir modeli. Diliyoruz ki tüm şehirlerimize de ilham versin. Türkiye çok evet. güzel bir ülke. Çok güzel değerlerimiz var. Biz birkaç parçasını elimizden geldiğince nacizane tutmaya çalıştık ama önü çok açık. Çok fazla ürünümüz var. Diliyoruz ki bir model olarak diğer şehirlere de yansır. Herkes kendi ürününün sahip çıkar. Bunun için gerek devlet, gerek özel yöneticiler, yerel yönetimler el birliğiyle herkes şehrine sahip çıksın isteriz. Çıksın. Evet. Bir sürü ilimizden, ilçemizden benzer zenginlikte ürünler çıkabilir. Önemli olan bunları çıkarmak, listelemek, üzerinde çalışmak, tariflerini kaydetmek. Bütün bunlar tabii bir emek gerektiriyor. Sizin gibi insanlar ancak bunu yapabiliyor. Ama bütün şehirlerin kimliklerini oluşturabilecek en önemli unsur bu. Senin de ifade ettiğin gibi. Bunda Balıkesir Belediyesi bir şekilde öncülük yaptı. Bir örnek olsun başka şehirlere de diyelim. Sizleri de çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür gerçekten ederiz. Önemli işler yapıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyor. Sağ olun. Çok yiyememekle beraber bir ekmek meraklısı olarak, özellikle ekşime ekmeklere bayılırım. Bir ekmek meraklısı olarak yeni çıkacak ekmek kitabımızı da hararetle bekliyorum. Hatta onu şöyle yapalım. Biz yeni çıkacak ekmek kitabımızla birlikte o ekmek çeşitlileriyle ve peynir çeşitliliğimizle Balıkesir'i sizi bir tadım masasında ağırlayalım. Balıkesir'de ağırlayalım. Aa, çok teşekkürler. Çok güzel ekmeklerimiz de çıktı. En az peyniri ve zeytinyağı tamam. kadar Balıkesir artık ekmeğiyle tamam. de konuşulacak. Tamam. Umarız bir gün sizi ağırlama şansımız da olur. Çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz ilginiz için. Ben katıldığın için teşekkür ediyorum. Aklına ağzına sağlık. Çok da güzel teşekkür anlattın. Ederiz. Tatlı tatlı dinledik böyle. İnşallah ekmek kitabı çıktıktan sonra da bir daha konuşuruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir soyut şeyler ekonomisinin daha sonuna geldik. Haftaya yine burada olacağız. Bekleriz efendim.